Türkiye'ye transfer edeceğimiz tekniği almak üzere Fransa'dayız. Fransa'da Grisson, güney sahilinde küçük bir kasaba, 10. yüzyıldan kalma. Doğan Güneş'le birlikte biz yola koyuluyoruz. Bugün sabah 7.30'da Grisson Limanı'ndan çıktık. Hava bulutlu, bir ara yağmur çiseledi ama hiç rüzgar yoktu sabah. Rüzgar bize uygun değil, burundan geliyor. Dolayısıyla hiç yelken açamadık. Ama rahatsız edici değil. Otopilotta dinlenerek gidiyoruz. Harita önümde. Biraz daha bırak. Şimdi Marsilya'ya gitmeyi hedefliyoruz. Hava güzel, deniz sakin, 7.7 mil besiyor. Bugün ikinci günümüz. Teknede ilk defa yelken açtık. Yakında bir tekne dükkanı var, malzeme satan, oraya gidiyoruz. Birçok şey alıyoruz, kakıcımız bile yok. Duct tape, yer yüksürmek için fırça, lastikler, birçok malzeme alıyoruz. Bugün Marsilya'dan biraz geç çıkabildik. Alışveriş gerekiyordu, eksik parçalar vardı. Saat 11'de iskeleden ayrıldık. 40 mil kadar gideceğiz ve Toulon'a gitmeyi hedefliyoruz. İkiye yanaşacağım. Bugün 32 mil civarında bir yol gideceğiz. Cavalier Marinası'na girmeyi planlıyoruz. Yol üstünde Pourquoi Adası'nın sakin bir koyuna geldik. Tam şurada bir denize gireriz demiştik ki bütün tekneler de burayı sakin bulmuş, herkes buraya gelmiş. Ama yine de güzel. Yaklaşık 18 mil yolumuz var. 3 saatte rahat gideceğimizi zannediyorum. Beşinci gün, sabah saat 4. Fransa Anakara'dan ayrılıyoruz. Korsika'ya geçeceğiz. 105 mil kadar bir yolumuz var. Gündüz seyrinden tek farkımız, seyir ışıklarımız yanıyor. Başta kırmızı ve yeşil.
ama yelken açabildik. Ve sabah 4'te çıktığımızda Korsika'ya gidiyoruz, Kalbi'ye gidiyoruz. Ben sabah güneş doğduktan sonra tam kestirmeye başlamıştım. Bir helikopter sesiyle uyandım. Serhat dedi, helikopter dolaşıyor etrafımızda. Nedenini anlamaya çalışırken adamlar dedi ki, çıkın buradan, 8 mil kuzeye gidin, sonra rotanıza dönersiniz. Sebebini tam anlayamadık ama galiba bir koster çok büyük bir yükü çekiyordu. Onun önünü boşaltıyorlardı. Ve 15 saat süren yolculuktan sonra nihayet Korsika Adası, Kalbi Limanı göründü. Saat 7.30'da Kalbi Limanı'na bağlanmış oluyoruz. Kalbi sabah kahvaltıya gideceğiz. Kalbi'nin kalesine çıktık sabah, kanter içinde. Oradan şehre, kasabaya bakıyoruz. Saat yarım gibi Kalbi Limanı'ndan ayrılıyoruz. Güneye doğru gideceğiz. Nihayet 9 knot bir rüzgar gördük. 5 gündür gördüğümüz en şiddetli rüzgar. Ve ilk defa motoru kapatıp sırf yelkenle gitmeyi becerebildik. Akşam üzeri 6. Yolumuzun üzerinde Sagone diye bir koya girdik. Sagone koyundan ayrıldık. Dün akşam Çapa'daydık. Motorumuzun bakım saati geldi. İlk bakım, 50 saatlik bakım. Ajaccio'yu seçtik. Orada büyük bir şehir, her türlü imkan var. Telefonla servisi ayarladık, belli bir saat verdik ve o saatte marinada olmaya çalışıyoruz. Ajaccio eski, güzel bir şehir, büyük bir şehir. Deniz malzemesi satan dükkan bulduk. Gittik, bir takım usturmaçalar ve bazı eksik olan malzemeleri tamamladık. İnsanlar akşamları gündüz denize giriyorlar. Akşamları da bütün lokantalar, sokaklar insanlarla dolu oluyor. Ajaccio'dan çıkalı 2 saat oldu. Rüzgar yoktu önce ilk 2 saat. Şu anda 9 knot bir rüzgar çıktı. Biz de motoru kapattık ve yelken açtık. Tam kafaya döndü. Gene 19 mil civarında esiyor. Biz mecburen yelkenleri kapadık. Bugün Bonifacio'ya doğru yola çıkmıştık. Ama fırtınanın olduğu da belliydi aslında. Yol üstünde karşıdan bayağı artınca hızımız 4,5 mile düştü. Dolayısıyla biz de Tizano koyuna girdik. Bütün tekneler de buraya kaçmış durumda.
Şimdi dalgalar küçüldü, koya girdik. Saat 5.30, fırtına tamamen dindi. 10 knot rüzgar var. Bütün yelkenleri, yani Cenova'yı ve ana yelkeni açtık. 5 knot civarında bir hızla gidebiliyoruz. Bugün yola çıkmadan Bonifacio'yu ve yukarıdaki kalesini gezmek istiyoruz. Bonifacio çok derin, uzun bir koy. Çok enteresan bir yapısı var. Hemen üstünde de bir kale var. Kale denizle o koy arasında, yüksekte. Ve şehir, kalenin içinde bir şehir var. Binalar, uçurumdan denize düşecek gibi his veren bir yapıdalar. Sabah kahvaltımızı Bonifacio Kale içinde yaptık. Daha sonra da tekneye binerek Fransa'nın son şehri Bonifacio'yu geride bırakıp Santa Maria Adası'na gidiyoruz, İtalya'ya geçiyoruz. 16-17 mil bir yol, çok fazla değil. Rüzgar 25-30 knot arasında ama arkadan geldiği için çok sorun yaşamıyoruz. 9,5 mille birazdan adaya varacağız. Maddalena Adası, Lamantore Koyu. Sabah. Deniz son derece güzel. Koy demire izin verilmeyen, mecburen şamandıralara bağlanan bir koy. Dip çok güzel. Aslında korumak için güzel bir yöntem. Semra dayanamadı. Rüzgar 33 knot. Oldukça şiddetli ama arkadan geldiği için etkilenmiyoruz. Ve kısa bir sürede Porto Servo limanına giriş yapıyoruz. Porto Servo'da sabah kahvaltısı için kıyıya çıkıyoruz tekrar. Marina'nın hemen pantonun başında büyük bir kompleks var. Ünlü markaların yer aldığı ve burada restoranlar, kafeler var. Orada bir yerde kahvaltı yapıyoruz. Bayağı gelen var buraya. Özellikle yaşlılar, yaşlı grupları görüyoruz. Etraftaki evler ve burası zaten sıfırdan yapılmış bir kompleks. Şu anda çok sevimli, çok düzgün bir kasaba ortaya çıkmış. Öğleyin saat 2 civarı Porto Servo'dan çıktık. Hemen birkaç koy aşağıda, güneyde. Porto Rotondo'ya gidiyoruz. Hava 22 knot civarında arkadan esiyor. Kısa mesafe olduğu için yelken açmayacağız. Rüzgarla uyanıyoruz. Fırtınaya yakın bir rüzgar var. 30 knot esiyor. Liman içerisinde son derece karışık. Denize çıkmayı düşünmüyoruz. Hava düzelince 24 saate yakın gece gündüz bir seyrimiz var. İtalya anakaraya geçeceğiz. Bunun için tüm günümüzü dinlenerek Porto Rotondo'yu gezerek geçiriyoruz. Saat 11.15'te Porto Rotondo'dan ayrıldık. Rüzgar aşağı yukarı True Wind 10 knot civarında bir rüzgar var.
160 mil açıktaki Ponza Adası'na gitmeyi hedefliyoruz. Muhtemelen bütün gece yol gideceğiz. Sabah gün ışırken oraya varacağımızı planlıyoruz. Hızımız da 7.4-7.5 civarında gidiyoruz. Çok hızlı gitmemiz gerekmiyor çünkü hızlı gidersek güneş doğmadan adaya varmış oluruz. Demirleme yerini bulamayabiliriz. Yani biraz şu an kafa dinlemek için motoru kapattık. Hızımız 5 notlara düştüyse de sessizlik ve deniz sesiyle gitmek daha hoşumuza gidiyor. Güneş batıyor. Yolun yaklaşık 1/3'üne geldik. Bütün gece yol gideceğiz. Sabah güneş doğarken adaya varacağımız hesaplanıyor. Yani ana karayla ada arasının ortalarına doğru geliyoruz. Bizim bordo ve sancak fenerlerimiz yanıyor, kırmızı yeşil. Ay yok, yıldızların altında seyrimize devam ediyoruz. Yarım saat yolumuz kaldı. Planladığımız gibi saat 7'de orada olacağız. Gece boyunca 2-3 knot rüzgar vardı. Gündüz bir denizde yolculuk yaptık. Tek yapmamız gereken sağdan soldan gelen gemilerle çatışmayı engellemek için bazı manevralar yapmak oldu. Ponza Adası'na 8 mil kala Palmarola Adası'nda demirledik. Burada Kerim arkadaşımız bizi çağırdı, demirlemiş ve güzel koy olduğunu söyledi. Yemeğe davetliydik. Evet. Pasta. Yemekten sonra Palmarola Adası'ndan ayrılıp hemen birkaç mil ötedeki Ponza Adası'na geçiyoruz. Ponza Adası'nda bir yerleşim var, bir kasaba var. Yan koya demirliyoruz ve botla sahile çıkıyoruz, kasabanın sahiline. Şirin bir kasaba. Bir sıra ev, arkasında da evler var ama ön sıra çok renkli ve göz alıcı. Ponza Adası'ndan ayrıldık. Hedefimiz 45 milimetrelerde İsia Adası. Bugün hiç rüzgar yok gibi görünüyor. Ama öğleden sonra belki biraz eserse yelken açma şansımız olacak. Ventotene Adası'na geliyoruz. Burası küçük bir ada. Sadece bir balıkçı barınağı var sanıyorum. Kıyısında biraz denize gelip yolumuza devam edeceğiz. Bu küçük bir balıkçı barınağı var burada. Burada kayaya uyuyorlar evleri. Uyup içine yerleştiklerini görüyoruz. Birkaç dükkan gördüm benzer, dolduran. Saat 2.30 gibi Ventotene Adası'ndan çıkıyor. Hedefimiz İşe Adası. Yaklaşık 20 deniz mili uzakta. Işıada güzel bir ada. Aslında bana Erdek'i andırdı. Kalabalığıyla, hareketliliğiyle. İndiğimiz marinanın önü lokanta doluydu ama biz TripAdvisor'dan bir yer bulup bir balık lokantası, özel bir yer, oraya gittik. Sürpriz döndüğümüzde gel olmuş, yani deniz yükselmiş ve demirlediğimiz, bağlandığımız marinanın önündeki lokantaların önü hepsi olmuştu. İşçi Adası'ndan çıkıyoruz. Mazotumuzu doldurduk, suyumuzu doldurduk. 3 mil civarında bir yol gideceğiz. Hedefimiz minik bir ada olan Presidia. Kıyıya yakın bir adadayız, Presidia Adası. Bir demirleyeceğiz, denize gireceğiz, köye gezeceğiz ve tekrar yola çıkacağız. Kayıkla geldik. Buraya büyük tekne giremiyor, ancak balıkçı barınağı gibi bir yer. Tekneyi aşağı demirledik. Arada bir bakıyoruz, demir taramasın diye. Saat 4.30 gibi adadan çıktık.
Şimdi Capri Adası'na gidiyoruz. Akşam saat 6'ya doğru Capri'ye geliyoruz. Arkasına döneceğiz. Orası hiç rüzgar almıyor. Oraya demirleyeceğiz. Teknelerin arasında bir yer bulup demirliyoruz. Capri'yi daha önce gezdiğimiz için burada karaya çıkmayacağız. Capri'den ayrılıyoruz. Şu anki durağımız Positano. 14 mil kadar gideceğiz. Orada da aşağı yukarı aynı liman yok. Böyle bir yere demirleyeceğiz veya tonoz alacağız. Karşıda Positano. Tonoz'a bağladılar, bağlandık. 40 euro istediler. Pazarlıkla 30 euroya bağladık. Birkaç saat burada kalacağız. Kasabayı gezeceğiz. Sonra Anafi'ye doğru yolumuza devam edeceğiz. Sokak boyunca sanat galerileri, lüks restoranlar dikkat çekiyor. Akşam üzeri Positano'dan ayrılıyoruz. 7 mil gideceğiz ve Amalfi Marinası'na gireceğiz. Telefonla daha önceden yer rezerve etmiştik. Saat 5 gibi Amalfi Marina'ya bağlandık. Burası da şimdi kasaba mı köy mü bilmiyorum ama. Bugünkü rotamız Amalfi-Scario, 56 millik bir yol. Hava bulutlu, rüzgar doğu yönünden 5 knot esiyor. Motor takviyesi ve Genova ile gidiyoruz. Rüzgar batıya döndü. Rüzgar batıya dönünce ana yelkeni de açtık, motoru kapattık. Yaklaşık saat 5.30'a geliyor. Önce motor, sonra sırf yelken, sonra biraz yelken, biraz motor. Yolu bitirdik. Marina'da yer ayırdık telefonla. Bağlanacağız, geceyi burada geçireceğiz. Akşam kıyıda yemek yiyip yarın tekrar yola koyulacağız. Görünce aklıma geldi, insanın aklına geldi. Sabah saat 9, Scario. Kahvaltıdan sonra yola çıkacağız. Tüm gece yağmur yağdı ama şu anda açmış durumda. Umarım artık kapamaz. 3 Ekim 2019, denizde 20. günümüz. Scario'dan çıktık. 40 mil kadar gidip Cetraro'ya gideceğiz. Marina'ya bağlanacağız. Onun için üstürme çaları kaldırmadık. Rahat oluyor, hemen atıveriyoruz. Saat 3.30. Cetraro'ya iyice yaklaştık. Yarım saat sonra Marina'ya girmiş oluruz. Cetraro Marina'dayız. Biz bağlanır bağlanmaz bir yağmur başladı.
ama sanıyorum çabuk geçecek. Biraz hazırlık yapıp çıkıp gezeceğiz ama pek eski bir yer değil, yeni bir yerleşim. Sabah 7 civarı Setralo'dan çıktık. Hava 20 not civarında rüzgar vardı, açılınca 14 not düştü. Ancak deniz çok dalgalı, açıktan çok büyük dalgalar geliyor yani şöyle 1-1,5 metre civarında. Ama rüzgar sahilden esiyor. Tropea'ya 14 mil kaldı. Büyük dalgalar devam ediyor. Çok büyükler, onun için çok etkilemiyorlar. Saat 2 gibi Tropea'ya bağlanmış durumdayız. Şehir biraz yukarıda, marinadan. İçeriye hiç büyük dalgalar giremiyor. Ağzını da ters tarafa çevirdikleri için. Sabah 5'te çıktık. Messina Boğazı'ndan geçeceğiz 3 saat sonra. Ne kadar gidebilirsek akşama kadar gitmeyi hedefliyoruz. Şu an rüzgar 16-17 knot rüzgar var. 18 knot. Motoru kapattık. Cenova ve ana yelkenimiz açık. Hava 6-7 nota kadar düştü. Arkadan geliyor. Etna yanardağ dumanı görünüyor. Ömer Necipoğlu aramıza katıldı. Bize Korfu'ya kadar eşlik edecek. Saat 5'e geliyor. Yaklaşık 85 mil yaptık. 15 mil kadar bir yolumuz kaldı. Hava arkadan 13-14 mille esiyor. Ana yelkenimiz açık. Motorumuz açık. Recoale Ionica dan Crotone'a giden seferdeyiz. Yaklaşık 65 mil. Sabah 5.30'da çıktık. Muhtemelen 1-1.5 civarı Crotone'da olacağız. Başta rüzgar 2 saat kadar, hatta 2.5 saat kadar çok güzel arkadan geldi. 8 mille yelkenle gidebildik. Ondan sonra tam kafaya döndü. Yelkenleri topladık, motora geçtik. 2000 devirle 7.6 mille tam rüzgara doğru gidiyoruz. Çok kaba dalga yok, biraz var ama bizi bozacak kadar bir dalga değil. Rahat bir yolculukla Crotone'a doğru yolumuza devam ediyoruz. Crotone büyük bir şehir. Birazdan çıkıp gezeceğiz. Akşam yemek yeriz. Sabah erken geldi. Tokoa gitmek üzere. Burası İtalyan ayağının tabanının altı diyeyim size. Tokoa gitmek üzere yola çıkacağız. Crotone'den sabah 4'te yola çıktık. Hedefimiz Santa Maria dell'Uccia. Yaklaşık 70-72 mil civarında. Motorla gidiyoruz. Stabilite için ana yelkenimiz açık. Yaklaşık 74 deniz mili geldik. Sabah 4'te çıktık.
buraya varışımız 1.5. Yerimiz hep açıktı. Yol boyunca rüzgar zaman zaman 40 derece kadar sancaktan, zaman zaman da 40 derece kadar iskeleden geldi. Cenova'yı ara ara açabildik. Hızımız 7.5'la 8, erken açtığımız zaman bazen 8 mile kadar 8.5 mile bulduğu anlar oldu. Santa Maria de Lucia marinasındayız. Bağlandık. Gidip müdürlüğe kayıtımızı yapmamız lazım. Sonra da çıkıp kasabayı gezeceğiz. İtalya'nın topuğunun ucundan saat 4'te çıktık. Karanlıktı. Limandan çıktıktan sonra çok kaba dalga aldık. Hem kuzeyden hem güneyden büyük dalgalar vardı. Üstümüzde bir fırtına var. İtalya ile Yugoslavya arasında. Aşağıda da bir fırtına var. Biz tam ortada kalmış durumdayız. Her ikisinin de kaba dalgalarını alıyoruz ama rüzgarımız çok az. Bir de gemi trafiğinin içine düştük. İki gemiye yol vermek zorunda kaldık. Bu yolumuz 84 mil. Şu anda Yunan sularına yaklaştık. Belki de girdik. Hedefimizde Korfu Adası var. Yolumuzun üzerinde ilk ada Yunan Adası Asri Petra. Seyir rahatlaştı. Çok fazla sallanmıyoruz artık. Normal bir seyirdeyiz. Ana yelkenimiz açık. Rüzgar hala 5-6 dereceden geliyor. Saat 2.30'a geliyor. Tabii bu arada bir saat ileri aldık saatlerimizi. Saat dilim farkından dolayı. Korfu'ya iyice yaklaştık. Korfu Adası'nı dönünce bir boğaz var. Boğazdan geçiyoruz. Boğazın sağ tarafı Yunanistan, yani Korfu Adası. Sol taraf ise Arnavutluk. Korfu'da Marina Demarin tarafından işletiliyor, Türk şirketi. Marina'dan bir taksi çağırıp kent merkezine iniyoruz. Kent merkezi İtalya'ya çok benziyor. Zaten yüzyılın başlarında İtalyanların hakimiyetindeymiş. Son anlaşmalarla Yunanistan'a geçen bir ada. Etkileyici, güzel bir şehir. Korfu hem şehir merkezi hem de adanın yeşilliğiyle göz dolduran bir ada. Ya benim gördüğüm en yeşil ada burası. Turistik, çok turistik. Yani sezon dışı olmasına rağmen son derece kalabalıktı. Bir kanal gibi burası, iç deniz. Çok sakin, rüzgar çok az. Yola çıktık. 35-40 mil ileride bir adada geceleyeceğiz. Demir'de kalacağız. Limana girmeyeceğiz. Dünkü geçişten sonra bugün çok rahat, keyifli bir hava. Hedefimiz Paksoi Adası. Bir koyda demirleyeceğiz. Birkaç koy var. Gözümüze kestirdiğimiz. Yaklaşınca en müsait olanla demirleyeceğiz. Geceyi orada geçireceğiz. Mangonesi koyuna girdik. Burada hakikaten çok korunaklı bir koy. Sabah doğan güneşle, yani gün ışırken buradan demir alıp yolumuza devam edeceğiz. Paksoi Adası'ndan saat 5'te çıktık. Rüzgarın hızı 12.3 knot veya 12-13 knot arasında değişiyor. Rüzgarı 80 dereceden alıyoruz.
Boat speed yani hızımız da 8.5-8 not arasında değişiyor. Motor kapalı olduğu için ses yok, gürültü yok. Sadece dalga sesleriyle gidiyoruz. Hava parçalı bulutlu, yağmur görünmüyor. Kefalon adası, Sami köyündeyiz. Nihayet Üstankara yanaşabildik. Sabah 7.30'da Kefalonya Adası Sami Köyü'nden yola çıkıyoruz. Hedefimiz Korent Boğazı'na gitmek ama bir günde gidemeyeceğiz. 180 mil kadar gece gündüz gitmemiz lazım. Yolda bir mola vereceğiz 60-70 mil sonra. Saat 10 civarı 45 dereceden güzel bir rüzgar yakaladık. 10-11 not esiyor. Hızımızı 8 notun üzerine çıkardı. Çünkü Korent'e yaklaşmak istiyoruz iyice ki gündüz geçmek istiyoruz. Saat 1'e geliyor. Rüzgar hiç kalmadı. Dümdüz bir denizde rahat bir seyir yapıyoruz. Hedefe 12 mil kaldı. Rüzgar tam kafada oynuyor. 2 mile kadar düştü. Bu akşamki durağımız Galaksi diye geldik. Saat 7. Karanlık olmadan limana girmiş olacağız. Doğal bir koy, incecik. Arkasında da lokantalar, dükkanlar. Sevimli bir yer. Galaksi'den saat 9 gibi çıktık. 35 not yolumuz var. 35 not sonra Korent kanalına gireceğiz. Ne kadar saatte geçeriz bilmiyorum çünkü trafikte bekleme ihtimalimiz var. Şu an 17 mil hava var. 7-8 not civarı bir hızla gidebiliyoruz. Korent kanalına 1 milimiz kaldı. Tanker geldi, pilot eşliğinde giriyor. Arkasından büyük motor yat giriyor. Onu da biz takip edeceğiz. Ve köprü kapanmaya başladı. Korent'in ortalarına doğru iyice yükseliyor şeyler, yan duvarlar. Biraz genişledi. Demin inanın ben zor geçiyordum. Öndeki tekneler nasıl geçiyor çok anlamış değilim. Korent kontrol kulesi var ve oraya parasını ödedik, geçiş parasını. 270 euro civarında. Açıklar güzel görünüyor. Bilmiyorum buradan akşama kadar bir yer seçer belki şu ilerideki adalarda Alarga'da kalırız. Rüzgar yönü, apparent rüzgar yönü, hızımız, rüzgarımız. Akşam 6.30 oldu. Ege'de hala düz bir denizde seyir yapıyoruz. Ligya adasına yaklaşıyoruz. Marina var fakat girmek için dinghiye indir, üstürmaçaları çıkar, telsizle ara, konuş, yanaş. En az yarım saat sürüyor. Onun için biz yarım saat daha gidip bir koyda demirlemeyi düşünüyoruz. Thank you.
Saat 9. Aygia Adası'ndan çıkalı yarım saatten fazla oldu. Hedefimiz Skiros Adası. 70 mil uzakta. Şu anda rüzgar durumu çok müsait değil. 7.6 mil önden gelen bir rüzgar var. Biz bununla seyir yapsak herhalde 4 mil ancak gideriz. 70 mil yolumuz olduğu için 7 milin üstünde gitmemiz lazım ki gündüz oraya girelim. Dolayısıyla motor artıyarken, anayarken gidiyoruz. Ama ileride sanıyorum rüzgarları bulacağız kuzeyden esen. O zaman daha hızlanacağımızı zannediyorum. Saat 9.15'te Ege'nin standart Meltem'i çıktı. Motoru kapattık, yelkenleri açtık. Aşağı yukarı şu an 12 mil esiyor ama 15-12 mil arası esiyor. Hızımız da 8 ile 9 mil arasında. Esen rüzgara göre değişiyor. Bu yelken ekranı, bot hızımız şu an 9.3-9.4'e çıkıyor. True wind speed 15.2. Burada güzel olan yer true ve apparent'ı çok net görebilmek. Atina'nın burnuna döndük. Rüzgar şiddetlendi, dalga büyüdü. Biz de yelkenleri iyice küçülttük. 22 knot civarında. Hızımız 8.5-8.6 gidiyoruz. Çok rüzgar var, 23-24 mil. Dalga da çok büyüdü. Vazgeçtik, 30 mil yolumuz kalmıştı. Skitinos Adası'nın yanındayız. Şimdi burnunu dönüp bir limanı var. Orada demirleyeceğiz. Yarın hava biraz düşecek. O zaman yola çıkacağız. Kitinos'tan çıkalı bir 15-20 dakika oldu. Tahmin ettiğimiz gibi dışarısı çok daha kötü değil. Rahat seyir yapabiliyoruz. 20-18 knot arası, bazen 22 knota kadar çıkıyor. Dalgalar çok büyük değil. Çıkalı 10 mil oldu. Rüzgar kalmadı. 10 knot, 11 knota düştü. Mecbur motoru açtık çünkü hızımız 4 knotlara kadar düşmüştü. Saat 4.30'a geliyor. Naxos'a geliyoruz. Hızlı gelebildik. Rüzgar güzeldi. Şu an 20 knot rüzgar var. 8-9. Bu hafta 10 knotlara çıkan hızımız oluyor. Naxos'tayız. Dışarıda 20 milin üzerinde rüzgar var. Marina'ya girdik. Burası nispeten emniyetli. İki burada bile esiyor. Bu gece burada kalacağız. Sabah erkenden gene Türkiye'ye doğru yolumuza koyulacağız. Naxos'un burnunu döndük. Rotamız 90 derece Leros. 60 mil var Leros'a. Hava güzel. Bulutlu biraz ama bulutlar herhalde birazdan azalacak. 7.3-7.4 knot gidiyoruz. 14 knot bir rüzgar var. Tam bize 114 dereceden biraz arkadan geliyor. Dalga çok kötü değil. Var ama yelkenler tekneyi sabitliyor. Herhalde bir 9 saat bu şekilde yolculuk yapacağız. Saat 3 oldu. Dalgalar iyice küçüldü. Rüzgar 10 millere kadar düştü. Hızımız 5 millere, 5,5 millere düşünce motor çalıştırdık. Leros'a girişte geceye kalmak istemiyoruz. 17-18 knot rüzgar vardı kafadan gelen. Adayı döndükten sonra aynı rüzgarla güzel yelken yapabildik. Yolun ortalarına doğru biraz rüzgar iyice arkaya düşmeye başladı, 120 derecelere dalgalar büyüdü, rahatsız oldu. Sonra birden 2-3 nota indi, dümdüz bir deniz oldu, motoru çalıştırdık. Şimdi adaya yaklaştık, adaya herhalde 2
2-3 mil kaldı. Rüzgar 10 mil kuzeyli. Motorumuz çalışıyor. 8 mil civarında bir hızla Leros'a gireceğiz. Leros'ta gümrük işlemlerinden sonra çıkışımız saat 11'i buluyor. 35 mil ve son durak Bodrum. Leros'ta Lucky çok korunaklı bir liman. Bir dar bir ağzı var, oradan giriliyor. Ve içeride kocaman bir iç denizi var. Marina var iki tane. Rıhtım var, belediyenin ücretsiz bağlanan. Aslında duraklamak için güzel. 16 Ekim, denizde 33. günümüz. Nihayet Çatalada ve Turgut Reis Anakara göründü. 10 mil kadar yaklaştık. Tahminimize göre saat 4'te Bodrum'a girmiş oluruz. Gümrük iskelesine veya 3.30-4 gibi gümrük iskelesine yanaşırız. Bugün hava yaz, sıcak. Mayoylayız. 2 knot rüzgar var arkamızda. Motorla gidiyoruz mecburen. Ve 33 gün sonra memleket. Turgut Reis karşımızda. 3-5 gün sonra Kargı Adası'na dönünce bir denize gireriz. Kendi sularımızla. Oradan da limana geçeriz diye hesaplıyoruz. Dümdüz bütün Bodrum. Şu anda Kargı Adası'nın limanı dönüyor. Gün saat 3.30 Bodrum'a limana giriş yapıyoruz. Bu şampanyamız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Denizciler hoş bulduk.